daire satışından aldığı paranın bir kısmıyla altın almak istedi. Bunun için en güvenilir yer düşüncesine göre bir AVM'ydi. Alışveriş merkezinin otoparkına bıraktığı otomobilinin bagajından tam 130 bin lirası çalındı. İş adamının gerekli güvenlik önlemi almadığı gerekçesiyle AVM'ye açtığı maddi tazminat davası 6 yılın ardından sonuçlandı. Bilirkişi Serdar Ağa'nın olayda %25 kusurlu olduğunu, güvenlik şirketi ve AVM yönetiminin yeterli güvenlik önlemi almadığını belirledi. AVM işletmesini ve güvenlik şirketini kusurlu buldu. Dava sürecinde dosya 3 kez bilirkişiye gitti. Çok ciddi detaylı araştırmalar yapıldı. Aracın park edildiği bölgede ışıklandırma olmadığı, hiçbir şekilde kamera olmadığı ve AVM'nin girişinde ki kameraların niteliksiz ve yetersiz olduğu, çözünürlüğünün çok düşük olduğu ve dolayısıyla müvekkilimin arkasından giren aracın plakasını okuyamadığı tespit edildi. Araç okuma, plaka okuma sistemi olmadığı da zaten raporlarda belirtildi ve dolayısıyla bu eksiklikler nedeniyle müvekkilim maalesef böyle bir zarara uğradı. Serdar Ağa'ya çalınan paranın 97.500 lirası ve kırılan cam bedeli olarak 100 lira olmak üzere toplam 97.600 lira maddi tazminatı faiziyle ödemelerine karar verdi. Aslında her AVM'nin, her müşterinin can ve mal güvenliğini korumak gibi hukuki sorumlulukları mevcut. Bu onların en esaslı sorumluluğu. Dolayısıyla bu davada da özellikle hizmet kusuruna dayanıldı. Yani hizmet kusuru söz konusuydu, zincirleme, işte AVM yönetim ve güvenlik şirketi olmak üzere. Burada bir güvenlik açığı, bir güvenlik zafiyeti vardı. Bunların hepsi göz önünde bulundurularak müvekkilin 130 bin lirasının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verildi. Karar emsal niteliği taşıyor. Bu karar ile artık AVM'lerde ve mağazalarda herhangi bir hırsızlık, soygun vesaire gibi durumlarda tüketiciler haklarını tüketici mahkemelerinde arayarak zararların tazminini talep edebilecekler. Bu durumda AVM'ye giren her müşterinin can ve mal güvenliği AVM'ye teslim edilmiş durumda.